Hatay'ın genelinde Hataylılar olarak belediyecilik anlamında şanssız biriyiz. Bunu milletimizin Hataylıların, İskenderunların hak etmiş olduğu daha gelişmiş, daha yaşanabilir trafik akışı düzenlenmesi, trafik ve trafiğin rahat edilmesi için gerekli altyapı çalışmaları bilinçli bizli birtesi yapılmış rahata kullanılabilecek ölçeklerde projeler ile İskenderun'un hak ettiği yere gelmesi için mücadele edeceğiz. Burada bir esas var. O da şudur. Yerel hizmetler yapacağı projelerde beklenti ilgilendiren çalışmalarında kentin önemli dinamikleri merkezi hükümetin temsilcileri ilgili kurumları ile istişare içerisinde olur ise bu proje memlekette ve yaşanan kentin halkına bir katma değer olarak geri dönüş yapar. Hatay'da 5 yıldır, Antakya'da 10 yıldır biz bu talihsizliği yaşıyoruz. Ben yaptım, ben bilirim, yaptıklarım doğrudur. Mantığı ve zihniyle Büyükşehir Başkanım, ortalık mezar için burada yaşandığı Antakya'da bizim İpek Yolu'nun Uğrak Çarşı'nın biri olan Kapalı Uzun Çarşı dediğimiz, Kapalı Çarşı dediğimiz yerde şiddetli bir yağmurda esnafımız sular altında kalıyor. Bunlarla alakalı altyapılar yapılmadı. En büyük şanssızlığımız şu, mevcut Büyükşehir Belediye yönetimi derdi, tasası millet değil, memleket değil. Bir gazetede vermiş olduğu önemli bir demeç var. Aslında kendisini çalışkan bir belediye başkanı olarak lanse etmek istediyse de aslında zihinde yatan alt düşünceyi, içgüdülerini ortaya koydu. Der ki biz geldiğimiz günden bugüne yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz. Aslında sıkıntı bu. Bu cümlede. Yarın seçim varmış gibi çalışma. Yani oy odaklı olmak. Yani tekrar seçimi kazanmak için neler yapıldığına bakarak hareket etmek. Bizim işimiz bu değil. Belediye başkanı işi, memleketi, milleti, halkı için çalışmak. Zaten memleketi ve ilçelerimizi hatta için çalışmış olsaydı milletimiz asla bir farsını göstermez. Tam tersi seçim odaklı hareket edilmesinden ötürü milletin algılarıyla oynamaya, gerçekleri çarpıtmaya, milletin felsefesiyle dalga geçme odaklı hareket edilen bir belediye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve hizmetleri görüyoruz. Bugün Türk milleti feraset ehlidir. Cesaret ehlidir. Ve Türk milleti Çanakkale'de ne yaptıysa, Kutulamara'da ne yaptıysa, Malazgirt'te ne yaptıysa daha çok yakın bir tarihte 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durdurulmuş bu milletin aklıyla kimse alay edemez. Beklentilerin siyasi ikbali veya bir endişeden ortaya çıkmış bir ittifak değil. Daha önce konuşmalarımda ifade ettiğim gibi burada da aynı şeyi ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı seçim sandıklarında oyları birbirine karışanların değil, genel kurmayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ankara Emniyet'in önünde kanları birbirine karışanların ittifakıdır. Dolayısıyla bizim bu ittifakın temelinde devletin bekasına helal gelmemesi için milletin dinamiklerinin bir araya gelmesidir. Biz önümüzdeki süreçte MHP'li kardeşlerimiz, Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Ama sadece onlarla değil, İyi Parti'ye, bugüne kadar İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne, CHP'ye oy vermiş, en az bu memleketi en az bizim kadar seven, Hatay'a hizmet gelmesini en az bizim kadar özleyen değerli kardeşlerimizle gönlüne girerek yol yürüyeceğiz. Ve Hatay'ın imarı ve ihyasında bizim bu arkadaşlarımızın da bu seçmenlerimizin de desteğine ihtiyacımız var. Onların da kapısını çalacağız. Bizi Cumhur İttifakı ilgilendiriyor. Diğer tarafta İyi Parti ya da CHP'nin birlikte hareket etme ya da etmeme noktası takip ettiğimiz bir nokta değil.
biz kendi yürüyeceğimiz yolda, yürüyeceğimiz arkadaşlarımızla ilgileniyoruz. Biz üç şeye çok dikkat ediyoruz. Bakın bu kısım çok önemli. Bu üç şey şu. Yolumuz, biz bunu unutmuyoruz. Yolculuğumuz ve yol arkadaşımız. Ötesine dönüp bakmıyoruz. Ne yapacaklar, ne yapıyorlar diye. Ben Cumhur İttifakı ile ilgili sorayım başka türlü.